Merhaba. Merhaba Hanımcığım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, sizi rahatsız ettik ama yani imzanız olmadan hallolmuyor bu iş. Sorun değil. Hemen şu dosyalara bakalım da. Geçici iş sözleşmesi dosyası değil mi? Evet. Önce bir şey içelim isterseniz, bir kahve içelim. Biraz sohbet edelim. Olur, bir kahve alırım. Nasılsınız Meltem Hanımcığım? Bizim gerçi abi. Duyduk. Herkese postayı koymuşsunuz. Peki, öyle demesek? Bedir, bu konuyu anlamadım ben. Şöyle izah edeyim. Arda Bey, ben buraya işlerimizi halletmeye geldim. Özel hayatımı konuşmak istemiyorum. Ama yani şimdi Meltem Hanımcığım, yani sizin özel hayatınız bir nebze benim de özel hayatım. Yani bir yanda siz, bir yanda en yakın arkadaşım, can dostum Halukçuğum. Yani ben de ailenin bir parçası sayılırım yani. O yüzden de merak ediyorum yani, ne oluyor, ne bitiyor? Hani siz tekrar bir araya mı geldiniz, ayrıldınız mı, boşanmaktan vaz mı geçtiniz? Hani bileyim ki ben de ona göre yani Halukçuğum'a bir yol haritası çizeyim yani. O yüzden de yani bunu yapabilmek için size bir soru soracağım. Lütfen bana bütün samimiyetinizle cevap verin Meltem Hanımcığım. Haluk sizin için tam olarak ne ifade ediyor? Meltem Hanımcığım, soruma cevap alamadım. Bu şu demek oluyor, Haluk sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Arda Bey, biz bundan yıllar önce Haluk'la uzun bir yola çıktık. Bu yolda güldük, eğlendik, ağladık. İki tane çocuğumuz oldu, omuz omuza verdik, onları büyüttük. Evet, badireler de atlattık. Ama her zaman bizim için bir çıkış vardı yani. Tünelin sonundaki ışığı hep gördük. Şu anda aramız çok iyi olmayabilir. Ben kırılmış olabilirim, kızgın olabilirim. Ama Haluk benim bu dünyadaki en büyük aşkım. Ve ne olursa olsun ölene kadar onu çok seveceğim. Evet, son imzaydı bu da. Bittiyse Rüzgar'cığım, benim işim tamamdır. Ben müsaadenizle bir toplantım var, oraya kadar gidiyorum. Meltem Hanım, çok teşekkür ediyorum yani geldiğiniz için. Kusura bakmayın, sizi de yorduk. Rüzgar gibi esti geçti yıllar. Bakın isterseniz Meltem Hanım. Yok, sorun yok. İmzalar bittiğine göre ben de çıkayım artık. Meltem Hanım, eşinizle ilgili anlattıklarınız çok etkileyiciydi. Aşkınıza çok saygı duyuyorum. Bunu bilmenizi istedim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Rüzgar'cığım, ya bana geliyormuşsun. Ya duydum, ben geleyim dedim. Ne oldu ya? İmzalarla ilgili bir sorun mu çıktı? Buyurun, buyurun Arda Bey. Hayırdır ya? Yüzünden düşer bin parça. Toplantıdaydınız, onun için yanınıza gelemedim. Buyurun. Hayırdır ya, bu ne? Hayda. Rüzgar'cığım yani. Şimdi nereden çıktı bu istifa mektubu? Ne güzel esip geçiyorduk. Öyle gerekti Arda Bey. Ama yani... Rüzgar'cığım, iyi düşündün mü bunu? Çok iyi düşündüm. Hayda, yahu tam ne güzel böyle yani birbirimize alışmaya başlamıştık. Yani tam ısınmaya başlamıştık yani. Bir sürü güzel projelere imza atacaktık. Ondan sonra sen, ben, Haluk, muhteşem trio, alemlere akacaktık. Kararım kesin Arda Bey. İstifa ediyorum. Anladım ben, anladım sıkıntını. Yoruldun, işler çok yoğun, stres. Bir kez ez biraz dolaş, bir dinlen. Şöyle rahatla, ondan sonra gel böyle fresh bir start yapalım. Gideceğim Arda Bey, gideceğim. Uzun bir sürede dönmeyi düşünmüyorum. Alışamadım buralara. Her şey için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.